Sergio Kun Agüero, o artık Barcelona forması giyecek önümüzdeki sezondan itibaren. Dile kolay, tam 10 yıl Manchester City'de efsaneler arasına girmeyi hak etti çoktan. Peki bu oyuncu nasıl bir hikaye sahip? Bugün onun çocukluğuna değil, bugün anne karnına gideceğiz ve anne karnında Sergio Agüero'nun yaşamış olduğu o trajediyi aktaracağız size. Annesi çok kolay bir hamilelik süreci geçirmedi ve bugünlere gelene kadar birçok badire atlattı Sergio Agüero. Hadi başlayalım. Sergio Leonel Agüero del Castillo, 2 Haziran 1988 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires şehrinde dünyaya geldi. Ama nasıl dünyaya geldi? Aslında hikaye tam olarak anne karnından başlamamız gerekiyor. Leonel del Castillo ve annesi Adriana Agüero ilk çocukları Jessica'yı dünyaya getirdiklerinde 18-19 yaşlarındaydı. Dar gelirli bir aileydi ve daha iyi şartlara sahip olması için baba Buenos Aires'e göç etmeyi tercih etti. Ve kendi inşa ettiği bir gecekonduda yaşıyordu bu Agüero ailesi. Baba Leonel del Castillo inşaat çalışanıydı ve hafta sonları da para karşılığında bölgenin mahalle takımında futbol oynuyordu. Bir gün bir futbol maçı sonrasında eşi Adriana Hanım hamile olduğunu eşine bir kez daha müjdeledi ve o hamile olduğu kişi de Sergio Agüero olacaktı. Ancak sorunlar üstüne sorunlar yaşanmıştı. 1988 yılında Buenos Aires'te inanılmaz bir facia yaşandı. Bir sel felaketi yaşandı. Onlarca kişi öldü, onlarca kişi kayboldu, yüzlerce kişi de evinden barkından oldu. Hamile Adriana 2 hafta bir okulda yere serilen minderin üstünde yaşam mücadelesi veriyordu aslında. O kadar çok sancı çekiyordu ki 6,5 aylıkken yaşanan bu durum belki de hem anneyi öldürecekti hem de karnındaki çocuğu. Doğum sancıları artıyordu ve kentteki hastanede sel felaketi mağdurlarını taşımaktan kapasitesi tamamen dolmuştu ve iyi bir sağlık hizmeti verilemiyordu hamile kadınlara ve buradan da işte Adriana Agüero da nasibini aldı maalesef ve daha iyi bir sağlık hizmeti almak da pek de mümkün değildi. Ancak bir yolu, bir çaresi bir şekilde bulunmalıydı. Peki ne yaptılar? 3 saatlik mesafede olan başka bir hastanede yer bulduklarını öğrendiler ama taksiye verilecek paraları yok. 2 tren, 1 otobüs bir şekilde 3 saatlik yol 6 saate çıktı ama nihayetinde sırtını dayayabileceği bir yatak bulabilmişti anne. Ve Adriana tam 2 ay boyunca hastanede kaldı ve 2 ay içerisinde yaşadığı sancıları tahmin edersiniz az çok. Agüero anne karnında olması gerektiği pozisyonda değildi ve bazı şüphelerden bahsediliyordu. Çocuk ölü doğabilirdi, anneye zarar verebilirdi. Ancak o dönem gelişen bir teknolojiyle doğum başka bir yöntemle sağlıklı bir şekilde yapılacaktı. Ama Agüero nasıl dünyaya gelecekti? Gelin onu anlatalım. Doğuma 10 gün kala inanılmaz bir şok yaşandı. Maddi şartlar sağlanmadığı için Agüero'nun annesi hastaneden çıkarıldı. Baba Leonel orada değildi, çalışıyordu. Niye? Çünkü hastane masraflarını karşılaması için eşini ve karnındaki çocuğu yalnız bırakmak zorundaydı. Ancak parayı da denkleştiremedikleri için, hastanede bu konuda oldukça gaddar olduğu için birdenbire kendini doğuma çok az bir süre kala kapının önünde buldu anne. Birçok hastaneye gidiyorlardı ama ret yanıtı alıyorlardı. Doğum gerçekleşmek üzereydi. Nihayetinde küçük bir hastane onları kabul etti. La Matanza'da doğum gerçekleşecekti ama büyük bir sorun vardı. Az önce bahsettiğimiz gibi Agüero belki ölü şekilde doğacaktı ama bir yöntem Agüero'yu ve Agüero'nun ailesini çok umutlandırmıştı. Doktorlar Sergio'nun anne karnında olması gereken pozisyonda olmadığını saptadı. Bebeğin doğması için tek bir yöntem vardı. Onda da forceps diye bir alet kullanılacaktı. Agüero'nun burada bazı kemikleri kırılabilirdi. Özellikle de köprücük kemiği. Köprücük kemiğinin kırılması için ailesinden onay alındı, imzalar alındı. Ve riski de vardı bu yöntemin. Günümüzde hala kullanılıyor mu bilmiyorum ama köprücük kemiği kırılmış bir şekilde Agüero
nispeten sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı. Arjantin'de bir ritüel vardır. Doktorlar şöyle der: çocuk doğduğunda ailesine şans ve bereket getirsin derler. Ve nitekim Agüero'ya da bu şekilde denildi. Bu sancılı süreç artık yerini mutluluğa bırakmıştı. Bütün sinir, stres ortadan kalktı. O bebeğin ağlayışı, Agüero'nun ağlayışı annenin rahatlamasını sağlıyordu. İşte doğum süreci böyleydi. Peki futbola nasıl başladı? Kun lakabını nasıl aldı? Onu anlatalım şimdi. Agüero da tıpkı babası gibi futbolla tanışması çok uzun sürmedi. Baba para karşılığında hafta sonları işten arta kalan zamanlarda futbol maçlarına çıkıyordu. Babasını görünce çocuk etkilendi haliyle. Genetik bir durum. 3,5-4 yaşında futbol topuyla tanıştı ve daha sonradan bu işte yetenekli olduğunu, meleke sahibi olduğunu keşfetti. Çocukken bir Japon çizgi film izliyordu. Bu çizgi filmin adı Wanpaku Obikashi Komukumu adlı bir çizgi film. Belki tam olarak söyleyemedim ama anlamış olabilirsiniz. Ve buradaki Komukumu lafı onun dedesinin ağzına takılıyordu. Ve dedesi zamanla torununa Kun lakabını takmıştı. Kun diye çağırıyordu. O Kun işte günümüzdeki Kun Agüero'yu oluşturdu. Kun aslında onun ikinci ismi değil, bir lakaptan ibaret. Eskisi gibi olmasa da yine dar gelirli bir aileydi Agüero ailesi ama birbirine sıkı sıkı bağlanan bir aileydi. Agüero mate çayıyla ve kuru ekmekle tarlada, boş arazide futbol melekesini daha da kuvvetlendirir hale geldi. Önce babasının forma giydiği takımın minik takımına yazıldı. Ardından bir fırıncı olan ancak gönüllü scoutluk yapan Jorge Ariza tarafından keşfedildi Agüero. Ariza onu sadece sahadaki oyunundan dolayı değil, babasının maçları sırasında sağ kenarından babasına taktik vermesi nedeniyle de çok beğenmişti. Bu çocuk sonradan değil doğuştan futbolcuydu adeta ve Ariza, Agüero'nun da aslında yol haritasını belirleyen önemli kader adamlarından biri oldu. Annesi önce okuluna gitsin, okulunu kazansın ve meslek sahibi olsun diyordu. Ama Agüero'nun tek istediği şey futbolcu olmaktı. Loma Alegre ve Los Primos takımlarında futbolun temellerini öğrendi ve buradan sonraki duraksa Independiente'ydi. O kadar yetenekliydi ki küçük yaşlarda, henüz 15 yaşında A takıma çıkmıştı. Independiente yönetimi ailesinin dar gelirli olduğunu biliyordu Agüero'nun ve onlara bir villa satın aldı. Aynı zamanda 15 yaşındaki çocuğun bir şoförü vardı. İşte yeteneğinin, melekesinin karşılığını bu şekilde alıyordu. Doğarken doktor ona ne demişti? Ailesine şans ve bereket getirsin. İşte o şans ve bereket Agüero'nun yüzüne güldü. Hem kendisine hem de annesi, babası, kardeşi ve dedesine. Hikayenin devamını az çok biliyorsunuz. Independiente'den sonra 18 yaşında 23 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tuttuğunda Lionel Messi'ye rakip olduğunu düşünüyordu bütün dünya kamuoyu. Aslında şunu unutuyorlardı: Lionel Messi ile Agüero aslında çok yakın arkadaşlardı ve kader onları 2021 yazında Barcelona'da buluşturdu. Atletico Madrid'de geçen çok iyi yılların ardından Torres'in de boşluğunu çok iyi kapatmıştı. Gelenin gideni aratmadığı bir kulüp zaten Atletico Madrid. Agüero 2011 yazında 38 milyon euro karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu. Onlarca kupa, yüzlerce gol, yüzlerce maç, yüzünde ise bitmek bilmeyen bir gülümseme vardı. Başarının vücut bulmuş haliydi Agüero ve Manchester City'de bilfiil tam 10 yıl boyunca sadece Şampiyonlar Ligi kazanamadı. Onda da zaten geçtiğimiz hafta oynanan maçta direkten dönmüştü. Kun Agüero belki de Manchester City'deki son maçında bu kupayı alacaktı. Oyuna da girdi ancak bunu başaramadı. Ama başardığı o kadar çok şey var ki 10 senede Manchester City'de. Daha ilk sezonunda bu adam efsaneler listesine çoktan girmişti. 2011-2012 sezonunda şampiyonluk son haftaya sıkışmıştı. Manchester United ve Manchester City yarışıyordu. Manchester City'nin rakibi Queen's Park Rangers'tı. Manchester United, Manchester City'nin puan kaybetmesini beklemek zorundaydı kendi maçını kazanıp. Ve Queen's Park Rangers karşısında Manchester City hiç beklenmedik netice almak üzereydi. 90+2 çattığında Manchester City 1-0 gerideydi. 90+2'de ise Edin Dzeko sahneye çıktı
bir birlik eşitlik geldi. Ama her şey bitmiş değildi. 2 dakika sonra Sergio Agüero Premier Lig tarihinin en önemli gollerinden birine imza attı ve kupayı Manchester City'ye getirdi. Bu aynı zamanda Agüero ailesinin de bir başarı hikayesiydi. Arjantin'de herkes Agüero sayesinde sokaklara dökülmüştü. Dökülen sadece Cityliler değildi. Agüero kaderine de bir gol daha atmış oldu aslında. Maddi zorluklar içerisinde büyüyen bir çocuk, maddi zorluklar çeken anne baba, anne karnında yaşamadığı trajedi kalmayan bir adam Premier Lig tarihine geçecek bir gol atıyordu. Bununla da kalmadı. Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu olurken yine Premier Lig tarihinde bir takımda en çok gol atan futbolcu oldu. Wayne Rooney'i geçti. Premier Lig'de tam 184 gol attı ve Manchester City formasıyla attığı gol sayısı ise 259'du. Artık onu büyük bir macera daha bekliyor. Kariyerinin son dönemine doğru girerken en yakın arkadaşlarından biri olan Lionel Messi ile Barcelona çatısı altında buluştu Agüero. Kariyerindeki tek eksik gibi görünen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da belki de Barcelona ile Lionel Messi ile beraber yapacağı ortaklıkla alacak mı, almayacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Evet, bugün sizlere Kun Agüero'nun hayat hikayesinden bazı özetler paylaştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.